Dan Flavin'in hemen önünde duruyoruz. Adı isimsiz 2, Donna'ya. Ve bu eser Flavin tarafından 1971'de, yani eser üretmeye başladıktan yaklaşık 5 yıl sonra yapıldı. Temel olarak sabit floresan ampuller kullanılmış. Tamamıyla sabit floresan ışıklar kullanılmış. Duvara bakan iki dikey parça ve izleyiciye dönük sarı renkte iki yatay parça ve duvara bakanlar sağ tarafta mavi ve sol tarafta kırmızı. Aslında tam olarak kırmızı değil, hatta biraz pembe gibi. Sanki ana renkleri kullanacakmış ama kırmızı bulamamış gibi. Hangi renklerle çalışmak zorunda olduğunu biliyoruz sanırım. Çalışmak zorunda olduğu floresan ışıkların 10 farklı renkte olduğunu biliyoruz. Ve bunlar kırmızı, mavi, yeşil, sarı, pembe ve beyazın farklı varyasyonlarıydı. Bir takım eserleri kırmızı rengi de içeriyor zaten. Ama bu örnekte belki de başka bir şey deniyordu bilmiyorum ama gerçekten sol taraftaki pembe ışığın duvarın sağ tarafında pembe bir alan oluşturmasını çok seviyorum. Bu parça orayı aydınlatıyor. Bu parça galerinin köşesine konulmuş ve tahmin ediyorum ki eğer seçme şansı olsaydı o da bu parçayı aynı yere koyardı. Özellikle köşeye has bir eser. Ayrıca duvar beyaz olmasaydı bu kesinlikle başka bir sanat eseri olurdu. Bu da gerçekten ilginç. Duvarın gerçekten düz olması ilginç. Neredeyse eserin ana parçasıymış gibi görünüyor. Çalıştığı bu malzemeler duvarı bir çerçevenin tabloyu çerçevelediği gibi çerçeveliyor ve bir şekilde alanı da düzleştiriyor. Neredeyse köşeyi yok ettiğini düşünüyorum biliyoruz ki alan bu eserde büyük rol oynuyor ve ona yere bakmadan doğrudan bakıldığında orada bir köşe olduğunun farkına varmayabiliriz ve bence bu onun yapmaya çalıştığı şey. Gerçekten ışıkla çalışmak istiyordu. Parçanın estetiğiyle değil. Flavin'in köşeyi bir resim kadar güzel kılması gerçekten çok ilginç ve çok güzel. Kesinlikle başarmış bunu.